Değerli Çiftçi TV izleyenleri, Konya Fuarı'ndaki gezimiz devam ediyor. Şu an Çöğürcü Tarım Makineleri ile birlikteyiz. Yanımızda Çöğürcü Tarım Makinelerinin Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Gökhan Çöğürcü Beyefendi var. Mustafa Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bu yıl yine bizi yalnız bırakmadığınız için. Mustafa Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Gökhan Çöğürcü, Çöğürcü Tarım Makinelerinin Satış Pazarlama Müdürüyüm. Peki Çöğürcü Tarım Makineleri sektörde ne zamandan beri var? Hangi ürünlerle sektörün içinde? Çöğürcü Tarım Makineleri 10-12 yıldan beri sektörün içerisinde. Sektörün ağırlıklı olarak yem karma ve balya yükleme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Firmamızın amiral gemileri bunlardır yani. Bunların yanında amiral gemileri dediniz. Bunların yanında ekstra ürünleriniz var mıdır? Tabii ki de envanterimizde yıkama makineleri mevcut. Traktör akası forkliftler mevcut. Çizeller mevcut. Daha farklı opsiyonel ufak makineleri de siparişlere göre yapıyoruz. Ama bahsettiğim gibi ağırlıklı envanteri en giriş olan ürünlerimiz ise yem karma ve balya yükleme makineleri. Bu yem karma ve balya yükleme makinelerinin boyutları hangi boyutlarda, nelere göre değişiyor acaba? Öncelikle biz yem karma makinelerinde yatay tip helezonlu olan makineleri tercih ediyoruz. Çünkü bunların ürettiği kaliteli yemlerin olduğunu düşünüyoruz. Bunlar ise 4 metreküpten itibaren başlıyor, 16 metreküpe kadar yapıyoruz. Ve bunların üzerinde isteğe göre opsiyonlar oluşturabiliyoruz. Bunların elektrikli veya traktörlü olması veya kantar ilave olma durumu var. Ondan sonrasında elektronik kumanda, joystick kumanda yapabiliyoruz. Bunu kablosuz kumanda yapabiliyoruz. Tamamen çiftçinin isteğine bağlı. Hani bir araba alırmış gibi boş veya full modelini istedikleri şekilde temin edebiliyoruz. Peki bugün Konya Fuarı'ndan beklentileriniz nelerdir? Nasıl geçecek sizin açınızdan? Şöyle söyleyelim, Konya Fuarı daha doğrusu hayvancılık fuarı diyelim. Daha öncesinde bitişikti. Aynı aydaydı. Bu yıl ayırdılar. Çiftçilerimiz daha rahat ziyaret edebilsinler, daha rahat gezebilsinler, geniş zamanlar olsun diye. Bakalım, bu yıl ilk defa tarih değişikliği oldu. Çiftçilerimizi bekliyoruz. Standlarımız kuruldu. Herkes davetlidir buradan. Peki son olarak Çiftçi TV ekranlarından söylemek istedikleriniz var mıdır acaba? Çiftçi TV ekranlarından söylemek istediğim tek şey, çiftçilerimizin ürün alırken veya ürün bakarken sadece fiyat bazlı bakmamaları. Çünkü her ürünün bir kalitesi vardır, fiyatı vardır. Hani halkımızın ağzında çok dolaşan bir laf vardır ya, ucuz etin suyu kara olur. Hani gidip de suyu kara ürünler almasınlar. Ürüne baksınlar, gerekirse 3000 lira, 5000 lira neyse fazla versinler. Bu onların ileri uzun vadelerde daha mutlu olmalarını sağlar. Bir servis hizmeti alamadıktan sonra veya makinede birkaç yıl sonrasında aksaklıklar doğduktan sonra ucuza makine almak karlı değildir. O yüzden kaliteli ürüne yönelsinler, ürünü incelesinler ve teknik bilgisini aldıkları, kalitesine güvendikleri makineler alsınlar diyorum ben. Peki, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Fuar hayırlı uğurlu olsun sizin için. Teşekkür ediyorum. Fuarda gezimiz devam ediyor efendim.